Herkese selamlar dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yanımda Casper'ın 2024 yılında çok satacağını düşündüğüm telefonu Via A40 var. Peki bu telefon neden çok satar? Çünkü güncel bir işlemciye, rekabetçi bir tasarıma ve oldukça zengin bir kutu içeriğine sahip. Gördüğünüz gibi telefonun 3 rengi de yanımızda ve bunların adı Via mavisi, gümüş gri ve gece mavisi olarak sıralanıyor. Renklerden başlamışken hızlıca tasarımdan devam edelim. Casper Via A40 köşeli hatlara sahip bir telefon ki artık bu tasarım anlayışı böyle akıllı telefon dünyasında iyiden iyiye yer etti biliyorsunuz. Dolayısıyla A40'ın da bu trendten geri kalmadığını belirtmem gerekiyor. Telefonun ön tarafına baktığımızda 6,78 inç boyutunda 120 Hz tazeleme hızında ve Full HD Plus yani 1080p çözünürlükte bir ekran bizi karşılıyor. Ve bu ekran maksimum 500 nit parlaklığa ulaşıyor. Gün ışığı altındayken bu ekran sizi üzmez ama bence ekran parlaklığı biraz daha yüksek olabilirdi. Ayrıca telefon 8.3 mm inceliğinde ve oldukça hafif bir gövde ile birlikte geliyor. Telefonun sağ tarafında parmak izi sensörü de içeren bir güç ve kilit tuşu var. Ayrıca ses tuşları da bu tarafta yer alıyor. Bu arada parmak izi sensörünün oldukça hızlı şekilde çalıştığını söyleyebilirim size. Eğer parmak izi kullanmayacaksanız telefonda yüz tanıma özelliği de var. Cihazın altında 3,5 milimetrelik kulaklık girişi, mikrofon, Type-C bağlantı noktası ve bir de hoparlör karşımıza çıkıyor. Arka tarafa baktığımızda modern tasarım çizgisinin devamı niteliğinde olan geçişli gövde rengini görüyoruz. Gövdenin rengi üzerine vuran ışığın ve sizin bakış açınıza göre değişiyor. Bence bu renk geçişi konusunda kendisini en çok belli eden renk buradaki gece mavisi olmuş arkadaşlar. Ancak diğer renklerde telefona yakışıyor diyebilirim. Hemen altta bir Casper logosu, üst köşede de dairesel bir çıkıntı içerisine konumlandırılmış kameralarımızı görüyoruz. Gelin bir de kamera performansına yakından bakalım dostlar. Casper Via A40 3 arka kamera ile birlikte geliyor. Ana kameramız maksimum 64 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ancak 64 megapiksellik çözünürlükte fotoğraf çekmek için telefonun kamera uygulamasından 64M yazan moda geçmeniz gerekiyor. Aksi halde standart modda yani varsayılan kamera modu ile yaptığınız çekimler çözünürlük olarak 15.9 megapiksel şeklinde kaydoluyor. Tabii bu eksi değil çünkü biliyorsunuz ki megapiksel tek başına kalite anlamına gelmiyor. Bu yüzden ana kamera ile çektiğimiz fotoğraflar üzerinden konuşalım. Casper bu telefonun kamerasındaki yapay zeka yazılımı için ABD merkezli şirket Arcsoft ile birlikte çalışmış. Bu yazılım sayesinde gün ışığı altındayken ana kameranın bu fiyattaki bir telefon için tatmin edici sonuçlar verdiğini söylemeliyim. Özellikle 64 megapiksel modunda yaptığımız çekimlerde fotoğraf işlenirken minimum detay ve renk kaybı yaşanıyor. Ancak düşük ışıklı bir ortama geçtiğimizde bu detayların hafifçe kaybolduğunu ve kumlanmanın başladığını görüyoruz. Eğer düşük ışıklı bir ortamda gece modunu açarsanız telefonu da biraz sabit tuttuğunuz sürece detaylarda çok daha az kayıp ve daha az kumlanma yaşıyorsunuz. İkinci kameramız ise portre fotoğraflarda işimize yarayan bokeh efektini dijital olarak değil, gerçek zamanlı şekilde ayarlamamızı sağlayan bir derinlik kamerası. Çözünürlüğü 2 megapiksel boyutunda. Bir derinlik kamerası için bu çözünürlük yeterli. Yine bu kameranın da gün ışığı altında çekilen fotoğrafları daha iyi işlediğini belirtmem gerekiyor. Üçüncü ve son arka kameramız ise makro fotoğraflar çekmemizi sağlayan ve yine 2 megapiksel çözünürlükte bir makro kamera. Ön kamera tarafına geçtiğimizde 13 megapiksellik bir sensör görüyoruz dostlar. Yine gün ışığı şartlarında oldukça hızlı bir şekilde iyi selfiler çekebilirsiniz bu ön kamera sayesinde. Arka kameralardaki yapay zeka desteği gece modu ile böyle düşük ışıkta sizi çok üzmeyecek sonuçlar elde etmeniz mümkün. Gelelim şimdi bir de telefonun video performansına hep birlikte bir göz atalım. Dostlar sesimi şu an Casper Via A40'ın kamerasından duyuyorsunuz. Arka kamerada 1080p çözünürlükte saniyede 30 kareye kadar video çekimi yapabiliyorsunuz. Ses performansı da videolarda bu şekilde. Evet dostlar, şimdi de ön kamera performansını görüyorsunuz. Yine arka kameradaki gibi 1080p çözünürlük ve maksimum saniyede 30 karede kayıt yapma imkanı sunuyor bu ön kamera. Gelin şimdi telefonun oyun performansına geçelim ve o sırada da size cihazın teknik özelliklerinden bahsedeyim. Oyun testine her zamanki gibi cihazın şarj ve sıcaklık değerlerine bakarak giriyoruz. Değerler ekranda gördüğünüz gibi. Bakalım sizin birkaç saniyede göreceğiniz test sonrası neler değişecek. Casper Via A40 8 çekirdekli ve 2.2 GHz'e kadar hız vaat eden MediaTek Helio G99 Yonga seti ile birlikte geliyor. Bu Yonga seti özellikle oyun odaklı telefonlar için geliştirilse de gündelik her türlü işi yapmaktadır.
almanızı sağlayan fiyat performans telefonların vazgeçilmezi oldu artık. Hem rekabetçi hem de daha hikaye odaklı ve sade mobil oyunlarda başarılı bir performans gösteriyor. Cihazın 8 GB dahili ve 8 GB da sanal olmak üzere toplam 16 GB RAM hafızası var ki bu sanal RAM desteği sayesinde telefon yüksek performans gerektiren işlemleri de daha hızlı yapabiliyor. Mesela Genshin Impact gibi oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Ayrıca telefon 256 GB depolama alanına sahip ve microSD kart ile bu hafızayı 1 TB'a kadar arttırmanız mümkün. Hem RAM hem de depolama konusunda kendi segmentindeki rakiplerine karşı önemli bir avantajı var bu telefonun. Özetle bol bol oyun, video ve fotoğraf depolayabileceğiniz hafıza ve popüler mobil oyunları da rahatlıkla açabileceğiniz donanımla birlikte geliyor Casper VIA A40. 10 dakikalık test sonrası Casper VIA A40'ın 5000 mAh kapasitesindeki bataryasında değişen şarj durumu ve cihazın gövdesindeki sıcaklık değişimini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Kutunun içerisinden Android 13 ile birlikte geliyor Casper VIA A40 ki zaten içerisindeki işlemci de hem Android 13 hem de Android 14'ü rahatlıkla çalıştırabilir. Casper tarafı telefonun Android 14 güncellemesi alacağını da belirtiyor bu arada. Bu sayede cihazın tahmini 2 ila 3 yıl tam performansla kullanım ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Bu sırada modern oyunlarda ve popüler işte Instagram, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarındaki vaat ettiği performansı da koruyabilecek bir telefon. Bu da hem fiyat segmentinde hem de günümüz akıllı telefon dünyasına kıyasla iyi bir süre arkadaşlar. Elbette telefonu daha sıradan şekilde yani minimum gündelik işlerde kullanan, cihazı daha az yoran biriyseniz Casper VIA A40'ı biraz daha uzun süreler boyunca da kullanabilirsiniz. Ayrıca yine bu fiyat segmentinde de zor bulunan NFC özelliği bu telefonda da var. Bu sayede telefonu hem alışverişlerdeki kredi ya da banka kartı hem de toplu ulaşımda böyle kent kart yerine falan kullanabiliyorsunuz. Son olarak telefonun kutusundan bir adet 20 watt gücünde şarj adaptörü, iki ucu Type-C olan bir USB kablosu, bir adet şeffaf kılıf ve bence en güzel olaylarından birisi standart ekran koruyuculardan 2,5 kat daha kalın ve oldukça sağlam bir ekran koruyucu filmde çıkıyor. Ancak bu koruma filminin yanında kolay montaj aparatı ile gelmesini beklerdim doğrusu. Çoğumuz kolaylıkla uygulayabilsek de ekran koruyucuları, aramızda ekran koruyucu takmakta zorlananlar da olabilir. Yine de böyle bir zengin kutu içeriğini bu fiyat segmentindeki çoğu telefonda göremiyoruz. En azından ekran koruyucusunu öyle. Açıklamaya bıraktığım linkten telefonun fiyatına ve diğer detaylarına da göz atabilirsiniz dostlar. Bence bu fiyatlara bulabileceğiniz en mantıklı yerli telefonlardan birisi Casper VIA A40 olmuş. Gerek tasarımı, gerek performansı olsun, sizi bütçesine göre üzmeyecek cihazlardan birisi. Ayrıca Casper'ın özellikle paylaştığı bir bilgi de var. Olası bir arıza durumunda Türkiye genelinde 103 farklı servis noktasına giderek hızlıca yardım alabiliyorsunuz. Bu da yabancı markalara karşı önemli bir avantaj açıkçası. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş arkadaşlar. Bugün Casper VIA A40 konuğumuz oldu. Hem telefon hem de video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.